Bir de diyor ki 8000 Türk lirası peşin satılan buzdolabı 8500 lira taksitle satıldığı zaman bu 500 Türk lirası faiz olur mu? Bu meseleyi de ariz ve amik arz etmeye çalışmıştım. Bu taksitle alışveriş yine kısaca arz edeyim. Esasen çok sevaplı bir şey. İnsan taksitle alışveriş yapmalı. Bu bir bakıma belki sadaka olur. Çünkü dar gelirli kimseye yardım etme, elinden tutma olur. Adam evine bir halı alacaksa 10.000 lirayı verip birdenbire halı alamaz. Halı almalı mı almamalı mı o da ayrı dava. Bugün belki dar gelirli bir insan, mesela bizim seviyemizde bir memur götürse aylık parasını iki tane kilime yatırsa maaşı biter. İki tane kilim alır. Binaenaleyh böyle bir insanın birdenbire iki tane kilim alması mümkün değildir. Eskiden halılar taksitle alınıyordu, şimdi kilim alırken gidip taksitle alması lazım. Her ay 200-300 lira ödeyecek, taksitle alacak. İşte böyle bir fakire, zavallıya, acize, nehife yardım etmek sadakadır esasen. Borç para verip onu hoşnut etmek gibi sevaptır. Bunu her mümin yapmalı. İmkanlar nispetinde, imkanların vüsatı nispetinde yapmalı bunu. Ancak bir şey var, bu meseleyi çok iyi ayarlamalı, zarara gitmemeli, riske girmemeli, öyle ayarlamalı, tespit etmeli ki ona göre satsın. Mümkün mi, değil mi? Tabi bu mesele yapılan itirazlara göre hususi mahiyette tavsiye edilebilir. Bunda hiçbir mahsur yok, aksine sevap var. Ancak mesele taksit farklarına gelince oluyor. Taksit müddetine göre taksitler üzerine tahmil edilen fazlalık fark var ya, münakaşa onun üzerinde yapılıyor. Bunda da arz etmiştim iki husus var. Birincisi, vadenin belli olmasının tayin ve tespiti, emtianın tayin ve tespiti, tehdit edilecek paranın tayin ve tespiti yapılırsa şayet bir kısım Hanefi fukahası ki kısmı azamı tecviz ediyorlar, olur diyorlar. Müşahhas misal. Bir buzdolabı alıyorsunuz. Bunu siz veresi alıyorsunuz. Adam diyor ki 6 aylık alıyorsanız bunu pazarlık yapalım. Pazarlık yapıyoruz. 6 ayda sen parayı ödeyeceksin, 650 lira ödeyeceksin, 660 lira ödeyeceksin. Ama birdenbire verirsen sadece 600 lira ödeyeceksin. 6 ay sonraya kadar vadeyle ödersen 660 lira ödeyeceksin. Her aya 10 lira bir vade farkı, taksit farkı tahmil edilmiş oluyor. Fakat dikkat edin, 6 ayı geçse, 7 ay olsa, 8 ay olsa, 9 ay olsa ne ödeyeceğim ben? Yok, değişme yok. 10 ayda olsa, 20 ayda olsa sen 660 lira ödeyeceksin. Paran odur senin. Ben de belli buzdolabını sana verip değiştirmeyeceğim. Satılan meta bellidir. Para bellidir, vade bellidir. Hanefi fukahasının ekserisi diyorlar ki bu caizdir, mahsur yoktur. Hattabi, Münziri ve İmam Şafii diyorlar ki bu mesele mahsurludur. İnsan peşin veresiye tek söz söylemeli. Tek sefkade işini bitirmeli, bir pazarlık yapmalı, peşin veresiye sözünü etmemeli diyorlar bu meselede. İşte bizim ticaretimiz Hanefi mezhebinde fetva verilen bu şekle göre, bu şekilde cereyan ediyorsa cevaz var Hanefi mezhebine göre. Ama diğerleri yoktur diyorlar. Bir de bütün mezheplerin ittifakla hürmetine kail oldukları husus var. O da müddetin imtidadına göre esasen aylara yeniden yeniye tarh edilen vade farkı mevzu, dekontlar. Mesela sen buzdolabını alıyorsun. Efendim 6 ay sonra mı 7 ay sonra mı, yok 6 ay 7 ay yok. Buzdolabını ben sana 6000 liraya satıyorum. Her geçen aya ben 50 lira tahmil edeceğim. Sen istersen 100 ay sonra öde. Her ay 50 lira alacağım senden. Çeşitli dekontlar halinde böyle yapılırsa bunda bütün mezhep imamları haram olduğunda ittifak etmişlerdir. Bunda şüphe yok. Kısaca bunu daha ariz amik arz etmiştim. Kısaca bilmem anlatabildim mi?